Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul min lisani yefkahu kavli ve mufevvidu emri ilallah innallahu basirun bil ibad. Allahümme salli ve sellem ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ve bihi nesta'in. Evet arkadaşlar, muhterem dinleyenler, bugünkü dersimiz 11. şuanın 4. meselesi, yani meyve risalesinde 4. meselesi. Denizli hapsinin bir meyvesi, Denizli medrese ilişkisinde bir meyvesi olan Denizli meyve risalesinin 4. meselesi. Üstadımız, Allah ondan razı olsun, Rabbim rahmetinden bulunsun, bizleri şefaatine nail eylesin. Kastamonu layıkasında geçen bir mektubunda şöyle buyuruyor: meyvenin 4. meselesini sıkça okuyunuz, ta ki hizmet-i imaniye ve Kur'aniye'de aşkınız, şefkiniz sönmesin, gerilemesin, ziyadelesin diye bu meyvenin 4. meselesine atıfta bulunuyor ve buraya okumamızı istiyor. İnşallah Teala bugün bu dersi yaptıktan sonra İman ve Kur'an hizmetinde şerefimizin artmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Amin. Ve Rabbina ala kulli şeyin kadir. Ve bihi nesta'inu. Habbabullah ila ibadihi yuhibbekumullah. Şerif Allah kullarına sevdir ki Allah da Celle Celaluhu sizi sevsin de sevdirsin. Habbabullah ila ibadihi yuhibbekumullah. Evet. فَوَاللّٰهِ لَا يُهْتَ بِكَ رَجُلُ وَاحِدٌ وَخَيْرُ لَكُمْ مِنْ حُمْرَ النَّعَامِ Hadis-i şerif, az önce söyleyelim, Hz. Ali Efendimiz'de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği hadis-i şerif de bu, Hayber'in fethinden önce. Bu hadis-i şerifleri seven levha yapalım. Öbür taraftan ayet-i kerimeyi, bu meselemize serlevha yapacağımız ayet-i kerimede اِنْ تَنْصُرُ اللّٰهِ يَنْصُرْ وَاِتَّفَتْ اَقْدَامَ Allah'ın dinine hizmet edin ki Allah da Celle Celaluhu sizin dinde sabit kılsın, ayaklarınızı kaydırmasın. O da size yardım etsin ve ayaklarınızı kaydırmasın. اِنْ تَنْصُرُ اللّٰهِ يَنْصُرْكُمْ وَاِسْتَبْدِ اَقْدَامَكُمْ. Evet, siz Allah'ın dinine yardım ederseniz, siz ne dilerseniz Allah da Celle Celaluhu size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kadem eyler. Yani son nefesinize kadar bu davada bulunduğunuz müddetçe selametle yürür, kaybetme durumuna düşmezsiniz buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Gençlik rehberinde dönelim meselemize, yani okuyalım inşallah. Gençlik rehberinde izahı var. Bir zaman bana hizmet eden kardeşlerim tarafından sual edildi ki, bir zaman bana hizmet eden, küre-i arzı her cümerce getiren ve İslam mukadderatıyla alakadar olan bu dehşetli harbi umumiden 50 gündür, şimdi 7 seneden geçti aynı hal. 1946 senesine ait bu yorum. O 2. Dünya Savaşı'ndan bahsediyor. Bu harbi umumiden hiç sormuyorsun ve merak etmiyorsun. Halbuki bir kısım mütedeyyin ve alim insanlar cemaati ve camiyi bırakıp radyo dinlemeye koşuyorlar. Acaba bundan daha büyük bir hadise mi var veya onunla meşgul olmanın zararı mı var dediler. 2 tane soru. Cevaben dedim ki, ömür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur. Birbiri içinde mütedahil daireler gibi her insanın kalp ve mide dairesinden ve ceset ve hane dairesinden, mahalle ve şehir dairesinden ve vatan ve memleket dairesinden ve küre-i arz ve nev-i beşer dairesinden tut, tazi hayat dairesine ve dünya dairesine kadar birbiri içinde daireler var. Her bir dairede her bir insanın bir nevi vazifesi bulunabilir. Fakat en küçük dairede en büyük ve ehemmiyetli ve daimi vazife var. Ve en büyük dairede en küçük ve muvakkat ara sıra vazife bulunabilir. Yani insan şahsi ihtiyaçlarını, ailesiyle münasebetlerini, evinin içerisindeki günlük sürekli ihtiyaçları var, onları görüyor. Mahallesiyle alakalı bu daireye nispeten daha az vazife. Şehirle alakalı daha az, ülkeyle alakalı daha az ara sıra vazifeleri bulunur. Dünyayla alakalı daha az ara sıra vazifeleri olabilir. Dolayısıyla en küçük dairede sürekli ve daimi vazifeler var ve ehemmiyetli vazifeler var. Büyük dairede ara sıra vazifeler var. Bu kıyas ile küçüklük ve büyüklük mahkusen mütenasip, ters orantılıdır. Vazifeler ters orantıdır, vazifeler bulunabilir. Fakat büyük dairenin cazibedarlığı cihetiyle küçük dairedeki lüzumlu ve ehemmiyetli hizmete bıraktırıp lüzumsuz, malayani ve afaki işlerle meşgul eder. Sermaye hayatını boş yerde imha eder. O kıymetdar ömrünü kıymetsiz şeylerle öldürür. Ve bazen bu harp boğuşmalarını merak ile takip eden bir tarafa kalben taraftar olur. Onun zulümlerini hoş görür, zulmüne şerik olur, ortak olur. Yukarıdaki meseleye baktığımızda, yani bunu geniş daire dediğimizde, efendim işte mesela günün bugün var işte, Türkiye'deki hadiseleri anlatan adamın birisi anlatıyor, olan hadiseler anlatıyor. Merakla oraya baktığında veya dünyada olan bazı şeyler merakla anlatılıyor, çok geniş dairede organizasyonlardan bahsediyor vesaire. Onlara merakla bakmak, fakat onlara yani insan tabii ki bakabilir kısa sürede ama ona bakarken kendi şahsi kulluğundan taviz verirse, ibadet itaatından taviz verirse, gecesinden taviz verirse, gece ibadetinden, teheccüdünden taviz verirse, Kur'an-ı Kerim okumalarından taviz verirse, meal okumasından, iman hakikatlarını okumasından, dinlemesinden taviz vererek bunları yapıyorsa, İşte o aldanmışlık içerisinde düşmüş demektir. Yani vazifeleri karıştırmış demektir. Dolayısıyla kıymetli vaktini kıymetsiz şeylerde harcıyor, malayaniyetle meşgul oluyor. Ama bu da önemli. Önemli ama işte bu merkez daire, yani yakın dairedekilere göre önemli değil. Onlara göre az önemli olduğundan dolayı biz de yerini değiştirdiğimizden dolayı farklı olacak. Bu noktada aklıma geldi. Hafız Ali Osman Karahan abi, Allah selamet ihsan eylesin, o öyle demişti. Yani demişti ki biz mesela okuyoruz değil mi? Kitap okuyoruz, dergi okuyoruz. Önem sırasına göre gazeteyi masaya koyacağız. Üzerine efendim okuduğumuz dergilerimizi koyacağız. Onun üzerine işte bazı imanlı meselelerle alakalı kitapları, müftelif kitapları koyacağız. Onun üzerine Risale-i Nur'u koyacağız. Onun üzerine Kur'an-ı Kerim'i koyacağız. Ve üstten başlayıp aşağıya doğru okuyacağız. Alttan yukarıya değil. Üstten başlayıp aşağıya doğru okuyacağız. Ne zaman ki o yukarıdakiler biter, alttakine sıra gelirse, aktualite dediğimiz, güncel meseleler dediğimiz meselelere sıra geldiğinde o zaman ona bakacağız. Ama bunu tersine çevirdiğimiz zaman işte o zaman farkına varmadan malayaniyatla ve afaki işlerle meşgul oluruz. O iş önemli olsa bile diğer daha önemlilere tercih ettiğimizden o malayaniyete düşecektir. Afaki işlere düşecektir. Dolayısıyla da sermayemizi maalesef boş yere harcamış, imha etmiş olacağız. Değerine göre. Bu mesele önemli. Yani daha detaylandırılabilir. Güncel olur efendime söyleyeyim ama yine İman Kur'an hizmetiyle alakalı bir meseleye bakarsın, gazetede geçer. O ayrı. Ama daha işte böyle dünyevi meseleler olursa, daha boş meseleler olursa, diğerinde spor gibi, başka şeyler gibi, senin alanın değilse, ondan meşgul olurken dediğim gibi diğerlerinde daha çok ihmal etmiş olursan, bu sefer derecesine göre 50 kazanacağın yerde 25'e düşer, 10'a düşer, 5'e düşer, 3'e düşer, 2'ye düşer. Dolayısıyla çok şey kaybetmiş oluruz. Zira ömür sermayesi az ama yapılacak lüzumlu işler çok. Evet. Bir de bu afaki meseleleri takip eden kişiler işte yerinde sağda solda çatışmalar, çarpışmalar oluyor, harp gibi şeyler, hadiseler oluyor. Bunları takip ederken bilmeden, bilmeyerek bir tarafa kalben taraftar olup onun zulmünü hoş görecek bir duruma düşmemek lazım. Farkına varmadan bu sefer onun o zulmüne ortak olmuş oluruz. Hafizanallah ve iyyakum. Bir yerde yani Müslüman da olsa, karşı tarafta kafir olsa, tutsa onun çoluk çocuklarını öldürseler, biz de o iyi etti falan dediğimiz zaman o zulüm yapmış olur, biz de onun zulmüne ortak olmuş oluruz. Zaten kafirin, zalimin, Müslümanın öldürmesi, efendime söyleyeyim, onlara tarafta olacak bir halimiz yok. Hataya düşeceğimiz nokta ilk söylediğim mesele olmalıdır. Birinci noktaya cevap ise, yani birinci soruya gelelim, orada demişti ki bu hadiseden daha önemli bir hadise mi var? Evet, bu Cihan Harbi'nden, Dünya Savaşı'ndan, İkinci Dünya Savaşı'ndan daha büyük bir hadise ve bu zemin yüzündeki hakimiyet amme, bütün yeryüzüne hakim olma davasından daha ehemmiyetli bir dava. Herkesin ve bilhassa Müslümanların başına öyle bir hadise, öyle bir dava açılmış ki her adam eğer Alman ve İngiliz kadar kuvveti ve serveti olsa ve aklı da varsa o tek davayı kazanmak için bila tereddüt sarf edecek. Bu cümleler da meselenin ehemmiyetini anlatma adına çok önemlidir. Özellikle bütün insanların başına açılmış bir dava var. Ama özellikle Müslümanların. Neden? Çünkü onlar biliyorlar, inanıyorlar. Dolayısıyla da özellikle de Müslümanların başına açılmış oluyor. İşte o tek davayı ise Alman ve İngiliz kadar, o zamanın en güçlü devletleri Almanlar, İngilizler. Alman ve İngiliz kadar, devletleri kadar serveti olsa, gücü, kuvveti olsa, aklı da varsa, eğer aklı da varsa hiç tereddüt etmeden o davayı kazanmak için harcayacaktır, sarf edecektir. Nedir o dava? İşte o dava ise 100.000 meşahir-i insaniyenin, insanların meşhurlarının ve hadsiz nevi beşerin yıldızları ve mürşitlerinin. Yani üstadımızın söylediği bu cümle meselenin ehemmiyetini ve ciddiyetini anlatma adına çok önemli. O kadar büyük bir dava ki bir değil, iki tane devletin, süper devletin servetini ve gücünü, kuvvetini o davayı kazanmak için aklı olan insan hiç tereddüt etmeden harcayacaktır. İşte o dava 100.000 meşahir-i insaniyenin, yani insanların meşhurlarının dediği 100.000 meşahir insanın içerisinde o, genelde eski zaman itibariyle, yani burada belki kesretmek kinayet söylüyor ama peygamberleri de kastediyor zaten, hani 120.000, 220.000 peygamber geldiği söyleniyor, rivayetlerde var. Başta onların ve diğer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a duyanların, büyüklerin, alimlerin, diğer peygamberlerin arkasından gelen, onları takip eden, o yolda yürüyen meşhurların söyledikleri ve hadsiz nevi beşerin yıldızları ve mürşitlerinin, milyonlarca velilerin, Allah dostlarının bizzat ittifaken, müttefik olarak haber verdikleri, kainat sahibinin ve mutasarrıfının binler vaat ve ahitlerine istinaden haber verdikleri ve bir kısmı gözleriyle gördükleri şu ki, yani Rabbimizin binlerce vaadi var. Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetler, binlerce ayet, daha önce gelmiş mukaddes kitaplardaki binlerce, yüz binlerce ayetlerde Rabbimizin vaat ettiği ve ahitlerin söz verdiği şudur ki, bir kısmı da diyor onu haber verdikleri gibi, bir kısmı da gözleriyle görmüşler. Yani artık belli bir seviyeye gelen insanlar, manevi noktada belli bir noktaya yükselen insanlar, ahirete ait meseleleri görür duruma gelmişlerdir. Kabirleri keşfetme bu işin en basit, en ilk basamağıdır. Onun üzerinde manen derinleşenler çok farklı olarak ahirete ait, ebedi aleme ait bizzat gördükleri var. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en zirvede temsil ettiği budur. Miraç'ta gitti, bütün hakikatları gördü. ve bize getirdi, haber verdi. Evet, o kadar yüz binler insanların meşhurlarının, milyonlar mürşitlerinin Rabbimizin vaadlerine istinaden haber verdikleri şu ki, herkesin iman mukabilinde bu zemin yüzü kadar bağlar ve kasırlar ile, saraylar ile müzeyyen, süslü, baki ve daimi bir tarla, bir araziyi ve bahçeyi diyelim ve mülkü kazanmak veya kaybetmek davası başına açılmış. Eğer iman vesikasını sağlam elde etmezse kaybedecek. Ve bu asırda maddiyunluk taunuyla, maddecilik fikriyle çoklar o davasını kaybediyor. Hatta bir ehli keşif ve tahkik bir yerde 40 vefiyattan, 40 ölüden yalnız birkaç tanesinin kazandığını sekerattan müşahede etmiş. Ötekiler kaybetmişler. Acaba bu kaybettiği davanın yerini bütün dünya saltanatı o adama verilse doldurabilir mi? Mesele bu, yani muhterem dinleyenler, sevgili abilerim, kardeşlerim, yerinde ablalarım, bu meselenin ehemmiyeti bu. Yani şöyle diyemeyiz biz, ya işte yani inansa da insanlar, inanmasa da iyi adam olursa, şöyle olursa işte kurtulur, işte ebedi, yani cennete gider. Böyle bir şey yok. Bir insan küfürle giderse ebedi kaybedecek. Ebedi kaybedecek. Az önce söylediğim düşünce içimizde şuradan da gelebilir. Ya işte insanlar ama yani herkes işte peygamberi dinler gibi dini dinlemedi. Biz de dinlemedik yani. Biz de peygamberi dinlemedik. Biz de peygamber görmedik. Bizim gibi bir sürü yüz binlerce insan peygamber görmeden iman etti. Efendim tamam, elimizde Kur'an-ı Kerim var ama yani mesela işte 4 halifeyi görmedik ya. Yani. Sahabileri görmedik ya. Yani. Onları dinledik, okuduk vesaire ama görmedik. O zaman demek ki insan dinleyerek de, yani okuyanları dinleyerek de, araştırarak ve işin üzerinde tetkikat yaparak iman edebilir. Şöyle aklımızda, yani bu insanlar işte etrafımızdaki insanlar görmüyorlar, etmiyorlar, o zaman da iman etmiyorlar ama işte mesul de olmazlar. Böyle bir şey aklımıza gelmesin. Katiyen bakar. Allahu Teala Celle Celaluhu şu anda mevcut bulunan bütün insanların elindeki malzemesi ki yani insan olarak yaratılmış olmasıyla, ona verilen o düşünceyle, içindeki vicdani mekanizmasıyla, efendim tefekkür ederek ve o kendisindeki cihazatı, kalbini, ruhunu kullanarak, aklını kullanarak Allahu Teala'yı bulabilir ve iman edebilir. Dolayısıyla bu noktada bizim yapacağımız, bize düşen vazife de bunu araştıran, bunu soruşturan, buna ihtiyacı olan insanlara bu noktada yardımcı olmak. Bak kardeşim, aradığın şey şurada, sana göstereyim. Ben şurada gördüm, sen de bakabilirsin. Buyur bak. İstersen önce bana bak, sonra da ben gösterdiklerime bak manasında yardımcı olmak. Yoksa insanları biz hidayet edemeyiz. Ama insanlar da efendim işte zamanın ve zeminin şartları yüzünden iman etmeseler de, hakka yönelmeseler de cennete gidebilirler, kurtulabilirler. Öyle bir şey yok. Dolayısıyla inanmayanların cehenneme gidecek olmaları, ebedi alemlerini kaybedecek olmaları bizi gayrete getirmeli. O kardeşlerimizin, o arkadaşlarımızın imdadına koşturmalı, yardımına koşturmalı. Üstadımızın işte beyanı bu yani. Hani karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evladım yanıyor. İmanım tutuşmuş yanıyor. Derken bunu anlatıyor. İşte imansız insan veya imanını kaybetme durumunda olan insanlar ebedi sonsuz bir alemde yanacaklarını, sonsuz bir hayatta yanacaklarını gördüğünden dolayı, o dehşet gördüğünden dolayı kendisi tam bir konsantrasyonla bütün ömrünü iman kurtarma davasına adamış. Çektiği bütün o 28 yıl diyor, çektiği bütün çileler de madem ki diyor birkaç veya belki binlerce insanın hidayetine vesile olduysa bütün hakkımı helal ettim. Bundan dolayı. Yani mevzu öyle. İmansızlık bir müthiş bir dehşetli bir alevdir, ateştir. Sonsuz hayatı yakar. Dolayısıyla bu yangının içerisine düşmüş, yanan insanları gördüğümüz halde onların imdadına koşmamak bir mümin kalbe yakışmaz. Yani biz her türlü gayretle, çabayla, kendimizi zorlayarak o insanların imanının kurtulmasına, kurtarılmasına, imanlarını kurtarmalarına yardımcı olmalıyız, koşturmalıyız, üstadımızın beyanı içerisinde. Müthiş bir yangın var, alevleri göklere yükseliyor, içinde imanım yanıyor. O yangını söndürmeye koşarken başıma gelen hadiseler diyor, birileriyle şunlarla bunlarla taklaşmış, bunlar küçük meseleler. Yani bizim yapmamız gereken de odur. Ve bilmeliyiz ki, dediğim gibi tekrar edeyim, insan inanmazsa, önüne serilenlerle, Rabbe teveccüh etmezse, yönelmezse ebedi hayatını kaybedecek. Sonsuzluk bir alevi içerisinde yanacak. Ve bu dehşetli durum bize gayrete getirmeli, o insanların yardımına koşturmalı. İşte o davayı kazandıracak olan hizmetleri ve %90'ına o davayı kaybettirmeyen harika bir dava vekilini o işte çalıştıran vazifeleri bırakıp ebedi dünyada kalacak gibi afaki malayaniyet ile iştigal etmek tam bir akılsızlık bildiğimizden biz Risale-i Nur şakirtleri, Kur'an hizmetkarları her birimiz 100 derece aklımız ziyade olsa da ancak bu vazifeye sarf etmek lazımdır diye kanaatimiz var. Biz Kur'an hizmetkarları, Nur şakirtleri her birimizin 100 derece aklımız ziyade olsa da ancak bu vazifeye sarf etmek lazımdır diye kanaatimiz var. Bu kanaati Rabbim cümlemize nasip eylesin. Evet, benim aklım şu anki aklımdan 100 kat daha fazla akıllı olsam ben evirip çevireceğim, yatıp kalkacağım, gecemi değerlendireceğim, gündüzümü değerlendireceğim. Ve bu insanların, çevremdeki insanlara Rabbimi nasıl anlatabilirim? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı nasıl anlatabilirim? Kur'an'ı nasıl anlatabilirim? Ve bu insanların hakkı, hakikati görmelerine nasıl vesilede olabilirim? Bunun alternatiflerini araştıracağım. Onun üzerinde kafa yoracağım, onun üzerinde düşüneceğim, onun üzerinde düşündüklerimi hayata geçirmek için gayret sarf edeceğim, koşturacağım. Gücü kuvveti, elime aldığım bütün gücümü, kuvvetimi, bütün sermayemi, Rabbimi insanlara anlatmak için kullanacağım. Bu budur. Evet. Ey hapis musibetinde benim yeni kardeşlerim, sizler benim ile beraber eski kardeşlerim gibi Risale-i Nur'u görmemişsiniz. Biz şu anda hepsini görüyoruz. Rabbim tam okuyarak, tam hakkıyla istifade etmeyi, etrafımıza da o nur kasesini, nur havuzundan kase kase ikram etmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Ben onları ve onlar gibi binler şakirtleri şahit göstererek derim ve ispat ederim ve ispat etmişim ki o büyük davayı %90'la kazandıran ve 20 senede 20 bin adamı o davanın kazancının vesikasını ve senedini ve beratı olan imanı tahkikiye, hakiki imanı eline veren ve Kur'an-ı Hakim'in mucize-i maneviyesinden neşet edip, evet, bu eserler Kur'an-ı Hakim'in manevi bir mucizesidir. Ondan neşet eden, çıkan ve bu zamanın birinci bir dava vekili bulunan Risale-i Nur'dur. Bu 18 senedir benim düşmanlarım ve zındıklar ve maddiyunlar aleyhimde gayet gaddarane destelerle hükümetin bazı erkamlarını ihval ederek bizi imha için bu defa gibi eskiden dahi hapislere, zindanlara soktukları halde Risale-i Nur'un çelik kalasında 130 parça cihazatından ancak 2-3 parçasına geçebilmişler. Demek avukat tutmak isteyen onu elde etse yeter. Hem korkmayınız, Risale-i Nur yasak olmaz. Hükümet-i Cumhuriye'nin mebusları ve erkanların ellerinde mühim risaleleri 2-3 müstesna olarak serbest geliyorlardı. İnşallah bir zaman hapishaneleri tam bir ıslahane yapmak için bahtiyar müdürler ve memurlar o nurları mahpuslara ekmek ve ilaç gibi tevzi edecekler. Mahpusların ihtiyacı var ama bence nefsinin mahpusu olmuş, dünyanın mahpusu olmuş, dışarıdaki insanların da aynı seviyede belki daha da fazla ihtiyaçları var. Hiç olmazsa içeride kalan insan, medrese-i Yusufiye düşmüş, mahpus olmuş insan biraz düşünmesine vesile olabilecek bir ortam var. Fakat dışarıdaki tamamen serbest ve hür hareket ettiğinden, çok şeylere nefsani uzanabildiğinden, oturup düşünme fırsatı bile bulamadığından dolayı dışarıdakilerin daha çok ihtiyacı var kanaatindeyim. Vazifemiz bu iman, Kur'an hakikatlerini derinlemesine okumak, didik didik etmek, ondan hazmedilmesi gereken her meseleyi tam hazmederek hayatımızı hayat kılmak ve aynı şevk ve heyecanla, ızdırapla bu hakikatları etrafımıza duyurmanın gayreti içerisinde olmak. Tefekkürünü yapmak, tezekkürünü yapmak, sonra onu harekete geçirmek ve mutlaka bir şeyler yapmak. Neden? Habbabullah ila ibadihi yuhibbakumullah. Allahu Teala'yı kullarına sevdirin ki Allah da Celle Celaluhu sizi sevsin. Ve yağfir lekum zunubakum vallahu gafurur rahim. Günahlarınızı bağışlasın ve sizi mağfiret ettikleri zümresine dahil eylesin. Ayet-i kerimedir. Rabbim Celle Celaluhu bu şuurla yaşamaya nasip eylesin. Başta söylediğimiz hadis-i şerif, Hz. Ali Efendimiz'e Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam Hayber'in fethinden önce söylediği o, "Ya Ali, senin vesilenle bir insanın hidayete ermesi, çöller dolusu Kızıl Enam'dan senin için daha hayırlıdır." Yani şu bulunduğumuz şehirdeki bütün iş yerleri sizin olsa ve onları siz yine hayır yolunda da kullansanız, yine bir kişinin hidayetine vesile olmanın sevabını elde edemezsiniz. Bu mesele bu kadar. Evet, herkes bulunduğu yerde neyi varsa, işte bilmem yüzlerce, binlerce tırınız olsa, arabanız olsa, iş yerleriniz olsa ve yine ondan siz kazançlar elde etseniz, zekatlarını verseniz, ama değil mi ki onun içerisinde eğer bir hidayet yoksa yine o sevabı kazanamazsınız. Bir insanın hidayetine vesile olmak, işte bütün bunlardan daha büyük bir sevap kazandıracağı Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanıdır. Bu uğurda, bu şuurla, aşkla, şevkle çalışmayı Rabbim cümlemize nasibini vesile eylesin. Eş, çoluk çocuğumuza, bütün neslimize lütuf ve ihsan eylesin. Amin. Ve Rabbuna ala kulli şeyin kadir ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi ve sellem. Subhaneke la ilme lena illa muallemten inneke entel alimul hakim ve ahir davahum elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'a emanet olun. Selametle kalın.